Yalnız koğuş ne kokar be. Abi ben estetik bir şey size vaat ettim mi? Ben bu hapishaneyi güzel yapacağım dedim mi? Güzellik merkezi mi yapıyoruz? Hapishane al baba. Al baba 120, 112 kişilik, 122 kişilik hapishane hem de. Bak buradan ne para gelecek biliyor musun? Öf. 50 kişiye çıkar 30 bin vereyim diyor. 100 kişiye çıkar 30 bin vereyim diyor. Aldık parayı kaçmasını bileceğiz abi. 200'e de çıkarırız bir ara tamam. Şimdi elektrik su tesisatı döşeme zamanı. Aşağı ayrı yukarı ayrı elektrik verelim de sıkıntı olmasın. Gerçi yukarıda bir şey yok ya. Tek elektrik yeri burayı halleder. Benim ağzımdan öyle bir şey duydunuz mu? Ben dedim mi size? Ben size güzel bir hapishane yapıyorum dedim mi? Dedim mi? Demedim. O zaman yapacak bir şey var mı? Yok. Yani üzgünüm. Üzgünüm arkadaşlar. 100 kişilik yemekhane yetmez. Ya yemekhane kaç kişi alıyor? Dur yemekhane kaç kişi alıyor? Bekle. Oh, da 8 8 kere 8 60 64 kişi alıyor. Hayal etsene gece zaten herkes birbirine patır patır bombalıyor. Bir de üzerine tuvalet de yakında. Öf, yemin ediyorum sıcak sıcak kokusu geldi. Ben iyi bir şey vaat etmedim. Bu arada bu şapelle sınıf nah yeter burada 100 adama. Yarısı kadarını alacağız. Paramıza bakacağız bir. Önce bir bismillah diyelim bir dükkanı açalım arkadaşlar. Bir dükkanı açalım abi. Abi sakin abi. Çamaşırın yeter ya herhalde. Full kapasitörlü bir tane elektrik devresi buraya yeter ya. Ben zannetmiyorum yetmeyeceğini. Abi yapma abi. Dükkanı bok götürüyor ya. Bir şey yok ya. Aman anca abartın ya. Çok çıt kırıldımsınız ya. Ey yavrum ey. Şimdi arkadaşlar buraları bok etmemek önemli ama. Her ne kadar her şeyi bok gibi yapmış olsam da elektrik tesisatını doğru düzgün yerleştirmem lazım. Zira bir yerde bir aksaklık çıkarsa bağlantıları kesip rahatlayabilmemiz lazım. Rahatlayamazsak sıkıntı. Abi senin yaptığın bağlantının sen şu an düzgün olduğunu mu iddia ediyorsun? Bir parça. Olduğu kadar ne yapalım? Açılış yapmadan kokusu geldi. Abi bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz be abi. Abi mangal yakmaya gidiyoruz. Yani benim arkadaşlarım pisler galiba ama tam emin değilim ama. Yani mangal yakmaya gidiyoruz. Adam gidiyor çalıya çırpının oraya falan hallediyor. Bize hiç kokusu gelmiyor yani. Belki de bizim burnumuz ölmüş olabilir. Mangalın içine sıçmıyor. Çalıya çırpıya gidiyor herif. Yapma diyor ya. Ne yapma? Ayin falan zannetti herhalde arkadaş mekanı. Kesin bunlar dönerin içine hallediyordur falan. Tövbe yarabbim ya. Belki de bizim burunlar ölü baba bilmiyorum. Elektrik teknisyeni muazzam gözüm doldu. Onu oraya bağlayacağım abi işte bu kadar ya. Sizin burnunuz doymuş doku kaybı yaşıyorsunuz babuş. Hayır bak ben de şimdi şöyle bir şey var. Mevzuyu boka getirmek istemiyorum elbette ama. Ben de şöyle bir şey var abi. Ben dışarıda hiçbir zaman ihtiyacımı gideremedim. Böyle bir yere giderdik işte manzarası çok güzel falan filan. Benim aklım çıkardı. Ulan hani burada bir ihtiyaç gidermemiz gerekirse ne halt diyeceğiz. Çünkü hani kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Biz burada ne yapacağız babacım? Yani niye buradayız anladın mı? Benim aklımda direkt böyle bu tarz sorular olurdu falan. Bu benim bahsettiğim arkadaşım da lavuk hiç böyle bir ya ben pisuar kullanırken bile böyle bir zorluk yaşayan bir insanım tamam mı? Sevmem. Sevmem erkek işeme kutusunu. Ya benim arkadaşım hayvan herif yani her yerde ihtiyacını giderebiliyor falan. Moruk adam nişanlandı. Yok onun manitası var. Nişanlanan öteki. Arkadaşlarımı da karıştırıyor mu artık? Lan simetrik olmamış lan. Tüh.
Ben simetrik olacak demedim. Ben düzenli olacak demedim. Biz kaldık ya ortada. Temiz, gayet temiz, düzen adamsın ama kalıyorsun ortada. Herifin sevgilisi var. Ben şimdi gidip bu adamın sevgilisine desem ki senin bu sevgilin olacak eleman böyle dağ bayır solduruyor. Hiç. Mevzu hapishaneden nasıl oralara geldi bilmiyorum. Sen de onu demedin, bunu demedin. Sen ne dedin? Hapishane yapacağız dedin. Rick and Morty 4. sezon 2. bölümünü 1 yıl bekledik ama burada hazırı varmış. Ne gibi? Kız şok. Ya bilmiyorum, belki takılmaz. Emin değilim. Sanırım hayvanlık yapacağımızdan şüphelendiği için şey yapmadı. Bizim beyefendi tanıştırmadı. Ha, gerçi iyi ki de tanıştırmadı. Ben hayvanlık yapardım yani. Hani böyle arkadaş arasında küçük düşürmeceler. Hani böyle en yakın kankan böyle bir seni şey yapmaya çalışır, itelemeye çalışır. Gözlerim GG, abartmayın be. Çok sıçışkan canlılar var bu hayatta. Katılıyorum abi. Hapishaneye gönüllü olarak gelmek istiyorum. Gel. YouTube'un yeni kopma yasası hakkında ne düşünüyorsun? Jobba yasası. Kanka biliyor mu o yasayı ya? Ya çocuk kanalları var ya şimdi hani. Çocuk kanalları dediğim bizim kanal değil moruk. Tamam, bizim kanalda da yaşı küçük insanlar var da. Yani yaşı küçük insanlar. Sanki adamları ötekileştirir gibi. Kimseyi öbürsüleştirmiyor. Hani bebe kanalları var ya böyle. Şöyle örnek vereyim hani. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor diye böyle hani. Ya da ne bileyim iki tane oyuncağı falan oynatıyorlar. Aferin benim oğlumuşuma falan. Böyle hani deep web'den alınma gibi duran kanallar var ya. Onları ilgilendiriyor. Baba bizi ilgilendirmiyor. Temel olarak YouTube diyor ki. Kardeş diyor, senin içeriğin diyor kime yönelik diyor. Çocuklara mı hedef alıyorsun diyor. Yani çocuklara özel mi içerik üretiyorsun diyor. Yoksa çocuklara özel içerik üretmiyor musun diyor. Orada onu seçiyorsun. Çocuklara özel içeriğin parası da güzel kanka, anladın mı? Yani hani bu böyle hani nasıl örnek verebilirim? İşte hani slime yaptık. Oğluşumla beraber parka gittik. İşte torunuma sıçmayı öğrettim falan. Anladın? O tarz videolar. Yani yeni çıkan yasa o benim bildiğim. Ya tabii ki canım, anayasamıza göre 18 yaşına kadar herkes çocuk ama 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılıyor ama bu yapılan değişiklik muhtemelen 0-6, 6-12 yaş aralığı için. Anladın? Ya artık çocuk kanalıysa ona göre reklam alacağı için ya şimdi bak baba, benim kazandığım parayla o adamların kazandığı para bir değil, anladın mı? YouTube'da bunun farkında olduğu için bak, çocuk kanallarında özellikle çok fazla reklam olur. Getirisi de çoktur. Bunu bildiği için herkes buraya sallıyor, anladın mı? Herkes buraya sallıyor dedim, buraya yönelmeye çalışıyor. YouTube'da bunu bildiği için artık diyor ki çocuklara özel içerik üretiyorsan onu ben bir izleyeyim kanka, sen ne yapıyorsun diyor. Olay tamamıyla bundan ibaret. Yani bizi bağlayan bir şey yok, bizi etkileyen bir şey yok. En baba etkilenirsek ne olur misal, yani çok ekstrem bir durumla karşılaşırsak ne olur? Birkaç tane videoyu silmek durumunda kalırım belki. Onun da olacağını zannetmiyorum bile. Ben hani benim içeriğimi çocuklar izlemesin diye tikledim. Yani benim hedef kitlem çocuklar değil diye tikledim. Arda artık gerisi ne olursa. Dalin reklamı verirler artık. Öyle öyle ya, şey yani yapacak bir şey yok abi. %90 gelir azalıyor ve 42.000 TL ceza var. Baba çok çok önceden el atılmalıydı buna. Çok çok önceden el atılmalıydı. Yani milletin psikolojisini bozuyorlar. Yani benim diyorum ya, karşı komşunun çocuğu var mesela, geri zekalı gitmiş Granny mi izlemiş? Bir şey mi? Ariana Grande mi izlemiş? Bir şey izlemiş. Tüm gece uyuyamamış, ağlamış falan. Zırıl zırıl ağlıyor bebe. Kıçını yırta yırta ağlıyor.
Lan diyorsun ne oldu ne etti? Bu arada son aşamalar arkadaşlar. Gardiyanları mardiyanları alacağız, ondan sonra fıt açacağız şeyi, dükkanı. Lan hani ağlayıp ağlayıp duruyor. Ne oldu? Hani bebe altına mı sıçtı? Ne yaptı? Arkadaş emzirilmesi mi gerekiyor yani? Neyi var bebenin? Çocuk böyle ağlamaz çünkü yani. Gerçi 6 yaşında, artık emzirme mi kalmış da. Ne oluyor ne bitiyor falan filan. Aptal gitmiş şeyi izlemiş. Grande mi? Mama mı? Mono mu? Momo mu? Meme mi? Bir şeye bakmış işte, öyle psikolojisi bozulmuş bebenin. İşte onlar sikecekler, beni değil. Şimdi buraya kesinlikle iki tane hademe yeterli gelmeyecektir. Ben buranın hademe sayısını şimdilik 10'da tutacağım. Hatta 12 yapalım. İki yerine 4 tane bahçıvan alalım diyecektim. 5 tane bahçıvan aldık. Bahçıvanlardan birini atma vakti. Bahçıvanları da alalım. Şöyle bahçıvanlardan birini salla bakayım. Bahçıvanları aldık. Hademelerimizi aldık. Yerleştirmemizi yaptık. Şimdi gardiyan alma zamanı. Hasta bakıcı falan çok, sonra aşçı almamız gerekiyor öncelikle. Buraya muhtemelen 50-60 tane mahkum alırız diye tahmin ediyor. Ve aşçı sayısını da 10'a getiriyorum. 10 tane aşçı belki fazla olabilir ama. Artık geriye bir tek gardiyanlar kalıyor. Şimdilik bir 30 tane gardiyan alsam yeterli gelir herhalde. Öyle değil mi? 30 tane gardiyan. Ha, bir tane psikolog işe alalım. Şu 10 bin dolarlık görevi tamamlamış olalım. Ofis lazım. Allah anasını satayım. Şimdilik buraların hepsi ofis ya. Tamam. Gardiyan var bana şimdi. Tamam. 30. Fazla mı oldu lan 30? 30 fazla değil mi sanki? Yok ya, şimdi çok kalabalık gelecekler ama. Yerleştirmeye gel. Buradan hasta bakıcı ata, gardiyan ata, bölge ver. Buradan gardiyan ata. Devriye ata, devriye. Yerleştirme değil, devriye. Şimdi bu sütunda şöyle gelecek. Buradan böyle gelip böyle şu daireyi tamamlayacak. Oğlum önceden pembe devriyeler. Mavi devriye, pembe devriye, gardiyan devriyesi ne oğlum? Mavi devriye ne, pembe devriye ne? Hiçbir fikrim yok var ya şu an. Onlar sadece renk. Ha, buradan atayacaksın. Ne gerek var ya? Ne boş yapmışlar ya. Dört adam buraya. Şu içeride de olay çıkmaması için burada mutlaka bir 4-5 adam olmalı. Bir böyle bu arada dolaşacak adam lazım. Dört tane de aşağıda dolaşır. Millet duş alırken, sıçarken falan izlerler. Tamam. 8 adam buraya yeter. 6 adam buraya yeter ya. 6 tanesi buraya yeter abi. 6 tane buraya yeter. Bir de şeye devriye atamak lazım, bu yemekhaneye. Ben renk koruyum da maviyi ayırt edemediğimi bilmiyordum ya. Ben galiba maviyi de ayırt edemiyorum ya. Ben iyice mi kör oldum? Tamam. Tamam. 4 de buraya. Başka, 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 başka. Bu araya mutlaka bir tane devriye lazım. Ya bir iki kişi baksın işte buraya ya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Yerleştirme. Şartlı tahliyeye bir, buraya bir. Mahkumların oraya verme. Ne yapacaklar? Mahkumlar oraya mı vuracak? Revire bir. Çamaşırhaneye falan girmeleri zaten yasak. Ata baba bölgelere. 12 gardiyan da boşta kaldı. Bir tane şapeli, bir tane sınıfa gönder. Tamam, mahkumlar yarın gelebilir. Maviyi biz de ayırt edemiyoruz. Nasıl bir maviyse vallahi ben ayırt edemedim ya. Renk körlüğü bildiğim kadarıyla ilerlemez. Muhtemelen ilerlemiyordur. Koridordaki devriyeler birbirine girecek yalnız. Yok ya, ne olacak? Bak öyle kanka kanka böyle hani takılıp dönüyorlar. Eğlenceli.
Güzel. Abi mahkum alımını açma zamanı. Suç işleyebilen deliler. Yok, yok, yok. Onları sonra alacağız. Onları sonra alacağız. Minimum güvenlik tont işleri dolu dolu doldur bakayım sen buraya. Dol 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 dol. Tont işleri bir doldur. Kapasiteyi doldurma. Toplam mahkum gün başına mevcut olanı tamamla. Sen bana bir 64 tane mahkum ver ya. İşte ne kadar yemek alanımız var? 64 alanımız var. 64 tane mahkum ver. Yarın gelsin. Mahkumlar delirirse işten çıkar. Ya nereye delirecekler? Her şey ellerinin altında ya. Geçip lol atsınlar. Lol kassın. Hangi hapishanede lol kasmalarına imkan var ya? Gelsin lolde challenger'a kassın ya. Gitsin sıçsın, yıkansın, yatsın. Her şey burada. Her şey burada. Bok kokusu gelir. Yan masaya geçsin kardeşim. Bir tane deli al hepsini delir. Yahu niye niye? Zaten lol delirtir adamı mı? Hayda, tedavi yöntemi işe yaramadı arkadaşlar. Tedavi yöntemi göte kaçtı anladığım kadarıyla.